Doğu Akdeniz'in en büyük şehirlerinden Mersin, medeniyetlerin buluştuğu çok sayıda tarihi ve kültürel varlığıyla önemli bir turistik merkez. Mersin adeta tarihi mirasın üzerine kurulmuş. Ne yana baksanız geçmiş uygarlıkların görkemli antik kentleriyle her an her yerde karşılaşıyorsunuz. Bundan dolayı Mersin'de yer alan tarihi ve turistik yerlerden bazılarını bu videomuzda tanıtmaya çalıştık. Kız Kalesi Mersin'in en çok tanınan yerlerinden. Mersin'e 60, Erdemli'ye ise 23 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Deniz içerisinde 200 metre mesafede balıkçı motorlarıyla ulaşılabilen Kız Kalesi, günümüze kadar korunmayı başaran görkemli surlarıyla Mersin kıyı şeridinin sembol yapısı. Kız Kalesi'nin bir de anlatıla gelen efsanesi bulunmakta. Efsaneye göre vakti zamanında bir kral ve onun çok sevdiği kızı yaşıyormuş. Bir gün bir falcı krala kızının bir yılan tarafından sokulacağını ve öleceğini söylemiş. Kral da bunun üzerine denizin ortasında bu kaleyi yaparak kızını da bu kaleye yerleştirmiş. Böylece kızının yılanlardan korunacağını düşünmüş. Kral bir gün kızına yemesi için sepet dolu üzüm göndermiş. Sepetin içinde üzümler arasında gelen yılan prensesi sokarak öldürmüş. Cennet Cehennem Obrukları Silifke'nin Narlıkuyu Mahallesi'nde bulunuyor. Bu doğa harikası obruklar, yeraltı sularının uzun yıllar boyunca kireç tabakasını eriterek içerisindeki suyun boşalmasıyla oluşmuş. Çukurlardan birisine Cehennem Çukuru denmesinin nedeni tabanına ekipman yardımı olmadan inilememesi. Cennet Çukuru'nun olduğu çöküntüye bu ismin verilme nedeni de çöküntüde tarihi bir kilisenin yer alması. Farklı efsanelere de konu olan mağaralardan cennetin derinliği 70, cehennemin ise 128 metredir. Cennet çöküğünün taban noktasına 450 basamakla inilebiliyor. Soli Pompeipolis antik kenti Mersin'in 14 kilometre güneybatısında M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslu koloniciler tarafından kurulmuş. Kent ismini güneşten alıyor. Mersin Mezitli ilçesinde yer alan Pompeipolis kentinde günümüzden 3000 yıl öncesine dayanan yüzlerce muhteşem eser bulunmuş. 33 sütunun ayakta olduğu sütunlu cadde, 300 metre çapındaki hüyük, antik liman gibi önemli antik kalıntılara da ev sahipliği yapıyor. Burası aynı zamanda Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu son antik kent olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip. Mersin'de gezilebilecek en güzel mekanlardan biri de Tarsus Şelalesi. Tarsus Şelalesi, Tarsus'un kuzeyinde Berdan Çayı üzerinde bulunuyor. Bölgede yaşayanların nefes aldığı yerlerden olan Tarsus Şelalesi'nin çevresinde mesire alanları, restoran ve kafeler bulunuyor. Roma döneminde mezarlık olarak kullanılan bölgede sular çekildiğinde tahrip olmuş mezar yapıları görülebiliyor. Tarsus, gezilecek yerler arasında bulunan şelale, sadece Tarsusluların değil, çevre illerden vatandaşların da özellikle hafta sonları ilçede ziyaret ettiği yerlerden.
Aynalı Göl Mağarası. Aynalı Göl Mağarası, Mersin'in Aydıncık ilçesinde yer alan inanılmaz ilginç ve benzersiz bir mağara. Mağara, Türkiye'de son dönemde keşfedilen en önemli doğa harikalarından biri. Bir çoban tarafından 1999'da tesadüfen bulunan mağaraya deniz seviyesinden 50 metre yukarıda bulunan ağızdan giriliyor. Mağarada 46 metre derinliğe inildiğinde su bulunmaktadır ve Aynalı Göl ismi de bu nedenle verilmiştir. Yer olarak Aydıncık'a 10 kilometre mesafedeki gemi durağı yakınlarındaki mağara içerisinde 555 metre boyunca ilerlemek mümkün. İç yapıda genişlik 100, tavan yüksekliği ise 18 metreye kadar ulaşıyor. İçerisinde yarısı tatlı, yarısı tuzlu bir gölü de barındıran mağara, sarkıt ve dikitleriyle hayranlık uyandırıyor. Mersin Deniz Müzesi, Türk Deniz Savaş tarihini aktaran 500'den fazla obje ve 800 kitaplık kütüphanesi ile Mersin'in önemli müzelerinden. Deniz Savaşları tarihi konusunda kronolojik bilgi verilen müzede farklı dönemlere ait gemi modelleri, sancak, arma, askeri kıyafetler, kesici, delici ve ateşli silahlar ile yağlı tablolar sergileniyor.